Aziz Markos tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde İsa, şakirtleri ve büyük bir kalabalıkla birlikte Eriha'dan ayrılırken, Timay oğlu Bartimay adında kör bir dinleyici yol kenarında oturuyordu. Nasıralı İsa'nın orada olduğunu duyunca, "Ey Davut oğlu İsa, bana acı!" diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse, de o, "Ey Davut oğlu bana acı!" diyerek daha çok bağırdı. İsa durdu ve "Çağırın onu!" dedi. Onlar adama seslenerek, "Cesur ol, kalk, seni çağırıyor!" dediler. Kör adam abasını üstünden atarak ayağa fırladı ve İsa'nın yanına geldi. İsa ona, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Kör adam, "Rabbuni, hocam, gözlerim görsün," dedi. İsa ona, "Git, imanın seni kurtardı," dedi. Adam hemen görmeye başladı ve İsa'nın ardından gitti. Sevgili kardeşlerim, olan devrenin 30. pazar günü için Aziz Markos'un İncil'inden alınmıştır. Geçen haftaki İncil'i dinlemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki İncil bize tutkusunun, ölümünün ve dirilişinin 3. kehanetinden sonra bile öğrencilerin hala anlamadığını anlatıyor. Çok yakın öğrencileri, yani Yakup ve Yuhanna, İsa'nın sağ ve sol tarafında yüceliğinde oturmak istediler. Fiziksel görüşe sahip olmalarına rağmen, hala İsa'nın kim olduğunu bilmiyorlar. Onu ve mesajını anlamıyorlar. Hala gurur ve güç arzusuyla doludurlar. Bunun için İsa onlara, "Büyük olmak istiyorsanız herkesin hizmetkarı olmalısınız," dedi. Çünkü Mesih İsa hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçoklarının uğruna fidye olarak vermeye geldi. Diğer taraftan bu pazar İncil'inde Bartimay fiziksel olarak kör olmasına rağmen İsa'yı bazı öğrencilerinden daha iyi tanıyor. İsa'yı vaat edilen Mesih olarak tanıyor. İncil bitse, İsa'nın geçtiğini duyduğunda, "İsa Davut oğlu bana acı," diye bağırdığını söyler. Bartimay, İsa'ya Davut'un oğlu olarak hitap ederek, İsa'yı herkesin önünde Mesih olarak tanımladı. Yeşaya, Mesih'in gelişine değinerek şunları yazmıştı. "O zaman körlerin gözleri ve sağırların kulakları açılacak." Bartimay, İsa'yı Davut'un oğlu ve onu karanlıktan çıkaracak olan beklenen Mesih olarak tanıyor. Gözünü geri getirecek olan Mesih'e iman ediyor. Onun bağırıp İsa'ya yaklaşmaya cesaret etmesinin nedeni bu imandı. Bu iman sayesinde abasını üstünden atarak İsa'nın yanına geldi. Mesih İsa ona, "Senin için ne yapmamı istiyorsun?" diye sordu. Bartimay, "Öğretmenim, gözlerin görsün," dedi. Ve İsa, "Git, imanın kurtardı," dedi. İsa hem fiziksel
hem de rusal gruşunu onararak imanını ödüllendirdi. Bartimay fiziksel ve ruhsal gruş kazandıktan sonra Yeruşalim yolunda sevinçle İsa'yı izledi. Görme yeteneği Bartimay'ı imana götürdü. Ve iman kendini adamış öğrencilikte tam ifadeye ulaştı. İsa'ya yakın olmak, ona şükretmek, övmek ve ona hizmet etmek istiyordu. Sevgili kardeşlerim, bu pazar İncil'inde Bartimay'ın hikayesi bize çok önemli bir ders veriyor. Bartimay'dan öğrenmeliyiz. O imanda bize bir modeldir. O bir iman adamıydı. Bartimay'ın yaptığı gibi İsa'ya haykırmamız gerekiyor. Bartimay gibi biz de onun iyiliğine ve merhametine güvenerek İsa'yı aramalıyız. Bazen korkularımız, öfkemiz ve alışılmış günahlarımız duada Tanrı'ya yaklaşmamızı engeller. Bazen dualarımızı yanıtlamakta yavaş göründüğünde Tanrı'ya bile kızıyoruz. Bu umutsuz anlarda Bartimay'ın yaptığı gibi İsa'ya dua ederek yaklaşalım. Bartimay gibi biz de İsa'nın bize soran sesini dikkatle dinlemeliyiz. Senin için ne yapmamı istiyorsun? Ona tüm kalbim için niyetlerini ve ihtiyaçlarını söyleyelim. İsa, imanla yapılan bir duayı her zaman dinler ve yanıtlar. Sevgili kardeşlerim, bunun dışında Bartimay'ın hikayesi de bize Tanrı'nın hayatımızdaki varlığını tanımayı öğretir. Her birimiz bazen ruhsal kırlıktan mustaribiz. Öfke, kin, önyargı, kıskançlık, kayıtsızlık, kibir ve benzeri ruhen bizi kör eder ve komşularımızdaki iyiliği ve Allah'ın varlığını görmemizi engeller. Bu nedenle yaşamlarımızdaki Hristiyan değerleri ve öncelikleri hakkında net bir görüşe sahip olmak ve kendimizde ve komşularımızda yaşayan Tanrı'nın varlığını kabul etmek için dua edelim. Açık bir ruhsal görüş, başkalarındaki iyiliği görmemizi ve onların bizim için yaptıkları her şeye karşı takdir ve saygımızı ifade etmemizi sağlar. Bartimay gibi Tanrı'dan görme armağanını isteyelim. Öğretmenim, gözlerim görsün. Böylece hayatımızın her anında, özellikle karanlık anlarda onun varlığını fark edebiliriz. Tanrı bizimle olmaya devam etsin ve iman yolculuğumuzda bize rehberlik etsin. Tanrı bize Bartimay gibi kuvvetli bir iman versin. Tanrı özellikle hayatımızdaki karanlık, kriz, sıkıntı ve umutsuzluk anında bizi karşılamaya gelsin. Onun varlığını kendi hayatımızda ve diğerinin hayatında fark edebilmemiz için gözlerimizi ve kalbimizi açsın. Tanrı hayırlı işlerimizi ve çabalarımızı bereketlendirsin. Amen. Dua edelim. Ebedi ve her şey kadir Allah. Kalplerimizde iman
ümit ve sevgi kuvvetlendir. Vaat ettiğin iyiliklere erişebilmemiz için emirlerine saygı ve sevgi duymamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden olun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun ve sizin ruhunuzla. Her şey kadir ve tek Allah olan Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin. Rab'be hamd edelim. Allah'a şükürler olsun.